Kurultay Bilmecesi en sonunda çözüldü. Genel Merkez olağanüstü kurultay için verilen imza sayısının 569 olduğunu açıkladı. Halk çoğunluk sağlanamadığı için kurultay yok dedi. Saat 17 itibariyle imza verme süresi sona erdi. İmzalar üzerine inceleme tamamlandı. CHP yönetimi yeterli sayıya ulaşılamadı. Olağanüstü kurultay yok dedi. Olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. CHP liderinin yardımcısı Muharrem Erkek imzasıyla yapıldığı açıklama, 630 imza sunmuştu muhalif kanat genel merkeze. Mükerrer olanlar ve fotokopiler düşüldüğünde sayı 605'e inmişti. CHP yönetimi 31 imzanın geri çekildiğini, 5 delegenin de farklı taleple imza verdiklerini duyurdu. Geriye kalan 569 imzanınsa olağanüstü kurultay için yeterli olmadığı vurgulandı. Çünkü 622 imza gerekiyor tüzük gereği. İmzası çektirilen arkadaşlarımızın olduğu bilgisi de bizlere ulaştı. Muhaliflerden tepki sesleri ardı ardına yükseldi. İmza girişimini başlatan Çağrı Yiğit'e açıklama yaptı. Genel merkezin kurultay yapmamak için sayılarla oynadığını vurguladı. Israrcıyız denilen açıklamada olağanüstü kurultay çağrısı yinelendi. Olağanüstü kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Parti yönetimindense öz eleştiri sesi yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Bu konuma AKP bile CHP getirememişti. Maalesef kendi elimizde, kendi içimizde getirdik. Şimdi bir yandan muhaliflerin nasıl bir hamle yapacağı merak edilirken diğer yandan da CHP liderinin A takımında yapacağı değişiklikte gözler. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak. MYK'da değişikliğin sinyalini bu sözlerle vermişti Kılıçdaroğlu. Çarşamba günü MYK'yı toplaması, yeni A takımının da bu hafta içinde şekillenmesi bekleniyor. Kurultay için imza veren muhalif delegelerse daha genel merkezden o kritik açıklama gelmeden harekete geçti. Olağanüstü kurultayın talebiyle oturma eylemi başlattılar parti önünde. Yönetime mahkeme resti çektiler. Kalemizi yere alana kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken yeni hamle kurultay için imza veren delegelerden geldi. Sayın Genel Başkanımız, eğer burada 3-5-10 delege hesabı yaparsa takdirini yoldaşlarımıza bırakıyoruz. Altıok gün boyu hareketliydi. Genel merkezde parti yönetimi gözlerin çevrildiği açıklama için toplantı halindeyken kapının önünde ise muhalif delegeler toplandı. Grubun adı CHP'de irade istekleri ise olağanüstü kurultayın toplanması. CHP yönetiminin kritik kararı beklenirken onlar genel merkezin önünde oturma eylemi başlattı. Korkunun ecele faydası yok. Kılıçdaroğlu yönetiminin yeterli imza yok açıklaması karşısında muhalifler konuyu mahkemeye taşımayı düşünmediklerini açıklamıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargıda tartıştırmayacağız. Ancak onların desteklediği isim Muharrem İnce son yaptığı açıklamayla delegelere havale etti yargı sürecini. Kurultay için bir gün bile beklenmemeli dedi. Sorumluluk sizin sözleriyle delegelere çağrı yaptı. Partiyi mahkemeye götürmeyeceklerini söylediler. Ben kendim şahsen gideceğim. Demokratik haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Genel merkez önündeki oturma eyleminin o açıklamadan sonra başlamasıysa akıllara muhaliflerin B planı yargı sürecini delegeler üzerinden başlatmak mı sorusunu getirdi. Tüm vatanseverleri imzamıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Parti önünde oturma eylemi sürerken CHP lideri ise beyin kanaması geçiren milletvekilini ziyaret etmek için Hacettepe'deydi. Soruları yanıtsız bıraktı. Teşekkürler. Teşekkürler.